Emekli ikramiyeleri ödemeleri başladı ve bitti. Birçok emekli artık emekli ikramiyesini aldı. Emekli ikramiyesi alamayanlar ise şartları karşılamamış durumdaydı. SSK akademimiz için yeni ikramiye müjdesi geldi diyebiliriz artık. Çünkü yılbaşında verilecek ikramiye 10 bin lira civarında olması bekleniyor. Türkiye yüzyılına yakışır, Türkiye yüzyılına özel bir biçimde İlk defa ve son defa yılbaşında bu 10 bin liralık ikramiyenin verilmesini biz bekliyoruz. Tahminlerimiz her zaman doğru olarak yansıyor. Zaten biz 29 Ekim'de verilecek dedik. Geç de olsa verildi fakat kimse bize inanmamıştı. Az bir kesim eski takipçilerimiz bize inandı sağ olsunlar. Şimdi yılbaşında bir ikramiye söz konusu. Çünkü Türkiye yüzyılına yakışacak olan bu 10 bin liralık yılbaşı ikramiyesidir. Bir yandan Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri biterken diğer yandan da emekliye yeni yılda ikramiye verilecek iddiaları gündemde koruyor kendini. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan iddialara göre hükümet emekliye yeni ikramiye vermek için kolları sıvadı. Ki bu doğru bir haber. Bunun arkasındayız biz. Emekliye yılbaşında ikramiye verilecek ve çok yakında zaten. Dul ve yetim vatandaşlara aramızda kalsın, net maaş alacaklar. Çünkü böyle yüzdelik bakımdan maaş alması, yani hem çalışmayacaksın hem yüzdelik bakımdan maaş alacaksın. Ya zaten dul ve yetim vatandaşlar, yani çalışmadan nasıl geçinsinler artık, değil mi? Şartlar onu gösteriyor. Ayrıyeten çalıştıklarında, bir işe girdiklerinde bu maaş kesiliyor. Tamam, böyle bir yasayı koyduysak eğer o yasanın içerisinde, yani çalışmasına bir sıkıntı olmaması lazım. Doğal olarak veyahut kesinti olmadan en düşük emekli maaşı ne kadar alınıyorsa dul yetiminde bu oranda alınmasını biz içten dileklerimizle istiyoruz ki umarım gündem oluşturur bu konuştuklarımız ve diğer gazetelerde bizlere eşlik eder. Şimdilik emeklinin sesi, dul yetimin sesi olmamız için abone olup takipte kalabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir haberde görüşmek üzere.